Bir hafta sonra sayın izleyiciler yine her şey konuşacağız ve çok değerli iki konuğumuz var. Bugünkü konularımız tiyatro ve e, sağlık. E, çok değerli konuklarımızdan bir tanesi Profesör Doktor Barış Çaynak, kalp cerrahısınız evet, değil mi? kalp cerrahısınız Ve de e, Sayın Gürol Tombul, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba hocam. Merhabalar. E, şimdi sanattan başlayalım, işin teknik Tabii şeyine ki. <laughs> biraz geliriz. <laughs> Ee, siz e, tiyatro e, Oynamayı bırakıp yani Sahnenin önünden arkasına bir geçiş mi yaptınız? Şöyle aslında isteyerek olmadı Yani ana mesleğim oyunculuk benim Ama tabi e, devlet tiyatroları O anlamda lütfetti öyle diyeyim e, Rejisör yaptılar Rejisör olunca biraz oynama sayınız Ya da e, isteğiniz e, Sizin elinizde olmadan törpüleniyor Öyle diyeyim Niye elinizde e, olmuyor? Şöyle çünkü oynamak istediğiniz zaman gerçekten Evet Türk tiyatrosunda bir rejisör sorunu var yani çok oyuncu var, oynamak isteyen çok insan var. E, tiyatro okullarından oyuncu olarak mezun oluyorsunuz. E, bir de ülkenin bir gerçeği var. İşte orada sizi biraz daha rejisörlüğe itiyorlar. Ama bu Ayıp oynamayacağım mi? anlamına gelmiyor. Ayıp mı olur yani bir rejisörün kendi tiyatro yaptığı bir şey Hayır, oynaması. hayır. Ama şöyle bir şey. Yıllarca belki şöyle olduğu için olmadı. Yani rejisör açığı olduğu için orada oyuncu hem oynar hem yönetirdi. E, tabii o biraz kendi içinde başka bir iktidar yarattı. Sonra o dal ayrıldı. Hı. Yani oynarken e, reisörlük yapılmadı. Reisör de olduğunuz zaman oynamaması tavsiye edildi. Yani, öyle yani bizim bildiğimiz <laughs> özel tiyatrolarda örnek olarak işte Ali Poyrazoğlu, Kenterler. mesela Ali Poyrazoğlu da reisörlüğünü kendi yapıyor. değil Tabii mi? ama ha. orada maddi bir sorun da var tabii. Yani rejisör bedeli vermek istemiyorsunuz. Tabii. Yani özel tiyatroların hele hele bugün işte salgın sonrası yaşayabilmesi için ister istemez yani hem kendiniz yönetmek, kendiniz oynamak, oyuncu kadrosunu mümkün tutmak. olabildiğince az tutmak, hatta tek kişilik oyunlar çoğunlukla. En karlısı tek, tek kişilik. En karlısı ki. <laughs> tek kişilik. Artık biraz dediğim ne o kadro, bir prodüksiyon izleyemez olduk tabii, yani tabii. son iki yıldır sadece evet. tek kişilik oyunlar izliyoruz. Bir de hocam salgın tabii izin vermedi. Yani bir araya gelince öyle evet. bir risk var. Yani biliyorsunuz Çeyov'un hapşırık diye bir öyküsü var. Hapşırınca her şey alt üst oluyor. Yani biri hapşırdığı zaman herkes tedirgin oluyor. E tedirgin olunca da ne sanat ne sağlık olamıyor. Yani işte orada bir tedirginlik olunca dediler ki minimum kadrolar olsun. Mümkün olabildiğince az olsun. Ama belki düşünülmeyen nokta şu oldu. E biz sahne önünde tek kişiyiz ama arka tarafta yine 20 kişi var. bir de Covid'den, Covid yani salgın önlemlerinden kalan kötü bir alışkanlık olarak 65'in Tabii. Üstüne sahneye çıkmak mı yasaklanmış? İlk defa duydum evet, ben bunu. Evet yani biraz bunun herhalde. umarım işte görüşmeler oluyor. Yani bu yanlıştan dönülür diye um, umut ediyorum. Çünkü e, her yaş grubuna çok ihtiyaç var ve e, sahnede olan insanların inandırıcı olması çok önemlidir. Yani, yani. 75 yaşında bir rol varsa buna 55 yaşında birisi makyaj yaparak oynamak zorunda mı kalıyor? Belki daha da düşük bir yaş grubu. Öyle yani mi? Yani düşünsenize evet. şimdi elinizde genç kadro yok. Benden Roma'ya olur mu? Olmaz hocam. Yani şimdi çıkarsınız olur dersiniz de olmaz yani. işte o, o yaş grubunda da inandırıcılık noktası bence insan ilişkisinde çok önemli bir şey yani. Peki siz tıbben ne düşünüyorsunuz bu konuda? 65 yaşında birinin çıkıp sahnede oynaması riskli bir şey mi? Şimdi aslında başta da konuşuyorduk yani tabii ki riskli değil. Yani yurt dışına gidiyorsunuz bütün oyunları özellikle özel tiyatroların en Hollywood starı olmuş işte Londra'da çıkıp oynayan şey. Bunların hepsi 70 yaş üstü zaten tek tabii. kişilik oyunda oynasa. Kaç yıldır oynuyordu? Kral oynuyor. Ee, tabii. İsmi şimdi getiremedim. Yani sürekli kapalı gişe ve şey yani bu e, 65 yaş bir de tabii 65 yaş bizdeki 65 yaşla Avrupa'daki 65 yaş farklı gibi geliyor. Size geliyorum. bir doktor olarak 65 yaş bir şey ifade orta ediyor yaş. Ha? Orta, orta yaş. Orta yaş mı? Demek? Tabii tabii orta yaş. Yani aslında artık hani biraz kendine bakan birisi için 45'lere kadar 50'lere kadar genç mi olur, gençlenebilir. Evet kesinlikle. Yani 80 üzerini biz yaşlı kabul edebiliriz belki ama o da kendinizle alakalı. Bir de sağlığınıza bakmanızla alakalı. zamanda teşhis koymakla alakalı. Biraz kendinize dikkat etmenizle ilgili diye düşünüyorum ben. Kendimize dikkat ettiğimiz zaman sizin uzmanlık dalınız olan damar ve kalp, değil mi? Evet, kalp ben. Bunlar daha mı az eskiyorlar. Nasıl dikkat edelim kendimize? Ee, şimdi aslında daha az eskiyorlar, daha geç eskiyorlar. Çünkü birinci ölüm, birinci ölüm nedeni hala bu. Hala bu değil mi? Tabii, yani, hala bu. bu. Yani çok ilginç bir şey. Bu kadar teknoloji gelişiyor, her şey gelişiyor. Hala birinci ölüm sebebi kalp krizi. Yani kalbe bağlı ölümler de değil. Yani yani ameliyat olmuş, stent olmuş, şu olmuş, bu olmuş gibi de değil de direkt kalp krizinden kaybedilen hasta grubu. Ya kalp kriziyle kalp durması diye iki ayrı şey var, değil mi? Yani bir kardiyak arrest diyor. Bir anda tabii yetişemiyor veriyorum. yani. Bu bir hasta grubu var ki, bir bir kitle var ki bunlar hastaneye yetişse kurtulacak zaten. Hayır o mesela tak diye durdu kalbi. İlla damarları filan tıkalı demek mi oluyor yoksa Başka bir, bir sebepten... Birçok oranda bu oluyor aslında, birçok oranda. Tabii yani bir, birkaç başka daha minor sebepler de olabiliyor. Yok akciğerine pıhtı atıyor da, yok aort kapağı çok ciddi daralmış, ani kalp durması oluyor, ritim bozukluğu oluyor. Bunlar da kalbin durmasına sebebi olabiliyor ama veya mesela inme de çok ciddi bir ölüm sebebi. Yani dünyada... Beyne gideni mi bu? Evet, yine? beyne giden bu, damar ani tıkandığı noktada da aslında kalp durması oluyor. O yüzden hani ama şöyle diyoruz, kalp damar hastalıkları diyoruz. Yani kalp damar problemleri diyoruz. O yüzden inmeyi yapan şah damarı da damara dair, kalbe dair, dolaşıma dair bir şey olduğu için. Ama hala birinci sebepler bunlar. Peki spor konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela aşırı sporun da zararı var ama hareketli olmak lazım. Yani sporun sınırı ne olmalı? Sporun sınırı şu aslında, yani bir kere bir hareket edeceksek, Gençliğimizden itibaren bu işi yapmak lazım. Yani 50 yaşına kadar oturmuşsunuz bütün göbeği de bağlamışsınız, <laughs> yemeği de yemişsiniz, içmişsiniz tütün mahsullerini. Ondan sonra etti. diyorsunuz ki ben tövbe ettim artık her gün 10 kilometre koşacağım. O 10 kilometre koşulmuyor işte yani bir yerinde kalp krizi geçiriyorsunuz. Ama sürekli bir spor olursa hayatınızda belki de bunu e, hobi anlamında bir, yarı profesyonelce yapmak lazım. Yani bu, bu, Profesyonel bu, spor, bu, spor bir kere ömrü kısaltıyor değil mi? Ama şöyle yarı profesyonelci dediğim şu yani profesyonel spor yapıyorsanız ne güzel, o ayrı bir şey de. Ama benim bildiğim yani şimdi profesyonel çok agresifler evet yani birazcık normal daha. Normal şimdi birlikte oynayan birisinin o kadar yüklenme o kadar şey. Ömrünün Onlar da biraz için... tam tersini yapıyor galiba. Ya yani ne bileyim 35'ine kadar feci bir hayat yaşıyor. 35'inden sonra dağıtıyor. Evet, şimdi onu diyecektim hocam. <laughs> Ondan mi? sonra değil mi? Tam tersi bir, tam tersi bir hayat oluyor. Yani oluyor. siz evet, gördünüz mü? Emekli oldu. bir futbolcu 45-50 yaşında fit. Yani evet. çok nadir. Çok öyle nadir mi? doğru. Vallahi yurt dışında bile öyle değil <laughs> öyle mi? Yani anda e, hemen kül oluyor. Aktif spor hayatında evet. bir bakıyorsunuz. Dalyan gibi delikanlı iken bir anda böyle bir şey oluyor. Kilosunu çok almış şey olmuş. Sahnede de fit olmak lazım değil mi? Evet tabii. Tabii, yani, yani bayağı bir şey değil mi sahnedeki? E, şöyle, şimdi bizde belki çok kalmadı ama bizim e, dönemimiz için söyleyeyim. Yani e, işte biz iki, iki buçuk saat önce gelirdik. Şimdi bir saat oldu. E, bedeninizi ısıtırsınız, sesinizi ısıtırsınız. Biraz hani hocamın e, noktası gibi işte steril olursunuz, zihinsel hazırlanırsınız. İşte oradaki e, el ve e, beyin noktasındaki bağlantıları kendi içinizde sınarsınız. E, bizim de öyleydi. E, şimdi... Biraz o anlamda spora çok yüklenen ama tiyatro sporundan ayrı kalanlar oldu. Yani bizim Hı -hı. bir sporcu gibi değil ısınmamıştı. Yani hem var. zihinsel anlamda hem de aslında biz e, sahneye hazırlık anlamında. Ama ısınıyoruz. benim seyrettiğim şeyler var böyle kan ter içinde yani öyle tabii. oyunlar var ki bir sporcu bile baş edemeyebilir. Tabii tabii şimdi ama Modern hocamın tiyatro dediği tiyatroda özellikle değil mi? Tabii. Ben çok eşsiz oyunlar görüyorum. Isınmazsanız... Yok sahne mesela Hı. 60 derece bir sahnede dik durarak bir oyun tabii. oynuyorlar. Yani, tabii, tabii tabii hocam. Yani... Festivalde izlediğim bir oyun inanılmaz bir şey Bir sporcu Ama orada dediğim lazım. gibi yani sporcu gibi bir alışkanlığınızın ısınma alışkanlığınız yoksa aynı risk çemberine biz de giriyoruz. Yani hiçbir hareket etmiyorsunuz. Bir anda oyunla başlayan bir. Hareket dizgesi dediğiniz evet. durmaları ya da işte krizleri çağrıştırıyor Siz aslında. Siz şimdi sahne arkasında olarak onlara ısının, yapın, şunu yapın. Yo, ben yani... de yaparım. Hayır, ben hala onlara yaparım. yaptırıyor musunuz tabii yani? Tabii tabii, ben de yaparım ama. Siz de yani. onlarla birlikte Tabii, benim mesela meslek ölçütüm şöyle. Birine önerdiğiniz bir şeyi yapamadığınız zaman mesleği bırakmanız gerek. Öyle <laughs> mi? Tabii, o tekniği <laughs> göstermezseniz. O zaman 65 yaş kaç olacak? <laughs> e, vallahi o işte bireylere bağlı. Şimdi bazen işte bizde hep tartışılır ödenekli tiyatrolar biliyorsunuz. Evet. Yani e, birey evet 30 yaşındadır ama baktığınız zaman 70 yaşındadır aslında. Tabii tabii ki. Ya da tam tersini düşünün yaşam birikimi anlamında. işte bir diyelim göçmen bir ülkeden gelen savaş nedeniyle gelen e, bakıyorsunuz nüfus kağıdı 8 yaşında ama hayat yaşı 80. Çünkü bir insanın bu kadar e, olayı yaşayabilmesi için 80 yıla ihtiyacı var. Anne yok, baba yok, vatan yok falan. O kadar çok şey gelmiş ki. O başıma. bilinç yaşı, sağlık yaşı. Onun için, da öyle. Evet, mesela, bilinç yaşı daha önemli. Sezen Aksu, şimdi bana kaybolan yıllarımı yazdığında 17 yaşındaymış mesela. Değil mi? <laughs> Ama işte duyarlılık <laughs> öyle bir şey. Yani <laughs> illa onun yaşla çok ilgisi yok. Yani o duyarlılığa e, gelmek şeyi de, de görüyoruz. Ben doktor olarak bunu çok görüyorum. Özellikle daha böyle kırsal kesimden gelmiş, daha zor hayat şartlarında yaşamış mesela bir hanımefendi geliyor karşınıza. Teyzecim nasılsın diyorsunuz. Teyzecim dediğiniz kişi aynı yaşta. Hayır, aynı yaşta bile değilsiniz. Benden geç. <laughs> evet. Yani şimdi ondan sonra şey diyeceksiniz. Ben Benim de eşim de bir... bundan 5 yaş büyük diyorsun mesela. Ben öyle de bir geçen de. gün Öyle bir hataya düştüm yani. Muhtemelen benden küçük olan birine <laughs> teyzecim dedim. Tabii. Ya. Tabii. Yani bu oluyor. O yüzden hani bizim elimizde öyle bir imkan var en azından doğum yılını görebiliyoruz önümüzdeki kağıtta. Bir dikkatli konuşmak lazım yani. Şimdi sizin elinize düştü demeyeyim de size geldiyse <laughs> o işleri yapmadığı için mi geliyor yoksa bu hani önleyici tıbbın neresinde mesela cerrah önleyici bir cerrah önleyici tıbbın neresinde kalabiliyor? Çok güzel. Şimdi bunların tamamını da yapsanız aslında ben onu dedim. Yani bunları yaparak bu işlerin başınıza gelmesini öteliyorsunuz. Olmamasını sağlamanız mümkün olmuyor. Neden mümkün olmuyor? Bir de genler var çünkü. Şimdi bir aile hastalığınız var. Sizin Doğru. ailede herkes 40'lı 50'li yaşlarında kalp krizi geçirmiş diyorsunuz ki dedemi kaybettim, babam bypass oldu, abim stent oldu. Geliyor yani. O geliyor. You görmek lazım. Yani o zaman biraz daha ciddi almak lazım bu işi. Daha erken tetkik etmek lazım. Daha erken tetkik edersek işte ne bileyim bir damar daralmasını daha erken yakalarsak daha agresif bir ilaç tedavisi veriyoruz. Daha ciddi bir hayat değişikliği veriyoruz yani hayat tarzını değiştirmek çok önemli. Akıllı saatler için ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi değil Bizim mi? Bizim artık oturumlarda yani tıp oturumlarında akıllı yani bu bu tür yan e, elektronik device'ların aletlerin şeyi var. Çünkü ciddi bir ritim pro şeyini yansıtıyor. Artık Gerekirse ciddi ciddi kardiyo EKG ölçüyor. çekiyor değil EKG mi? EKG çekiyor zaten. Ya benim EKG'sini çekip bana WhatsApp'tan atan hastam var gece. Yani böyle bir çarpıntım oldu buna ne dersiniz gibi. Gerçekten de doğru EKG'ler çekmeye başladı Öyle artık yeni çok yeni. Iyi. Ya artık kol tercihazı falan o nöfetleri. yine var yine, yine var, var ama mı? daha da gelişirse bu teknoloji aslında ihtiyaç bile kalmayacak. Şimdi mesela buradan sahiden tansiyonu ve şekeri bir akıllı saat ölçtükten sonra size çok daha az iş düşer değil mi ondan sonra? Şimdi bir takım aletler var mesela özellikle diyoruz ki ameliyattan sonra ilk bir ay sizin için kritik bir bir ay İlk bir hafta kritik bir bir hafta. Siz e, her gün günde 6 kere şu aleti şuranıza koyun diyoruz. O alet elektronuzu çekiyor, tansiyonunuza bakıyor, kalp ritminize bakıyor, şekerinize bakıyor ve onu tıp personeline, doktorunuza gönderiyor. Yani aslında artık poliklinik yaptırtıyor sizde evinizde otururken. Yani böyle bir noktaya geldi işler. Peki e, siz diğer doktorlardan neyi farklı yapıyorsunuz? ya yani her, Cerrah her, olarak mı? Cerrah olarak her, her yiğidin <laughs> bir yoğurt dişi vardır, değil mi? <laughs> Şimdi şöyle baştan o zaman şöyle konuşalım. Yani biz cerrah olarak en hani temel ameliyatımız bypass ameliyatı bizim. Bypass ameliyatı dediğimiz kalp damarları tıkanırsa bu tıkalı damarların ilerisine yeni bir yol yapıyoruz. Yeni bir damar dikiyoruz. E şimdi bunun başka bir yolu yok mu? Tabii başka bir yolu var. Kardiyolojik olarak anjiyo ile o damarı açmak bu var. Bu bypass'ta illa kalp bir durduruluyor değil mi? Durdurmadan da yaptığımız Durdurmadan var da yap ama çok damar bütün damarları değiştiğimiz zaman daha ideal durdurarak yapmak. Ee, şimdi e, hastalar da şöyle geliyor. Yani her hasta anjiyodan sonra e, stent de olmuyor, bypass da olmuyor. Kimisi stent oluyor, kimisi bypass oluyor. Bunlar hep bir konsey kararı. Yani hani bir oturup da biz kardiyologla, cerrahla oturup hep beraber karar veriyoruz. Ama öyle bir nokta oluyor ki bizim farkımız ne onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi özellikle bir şeker hastası veya şeker başlangıcı olan, kalbi besleyen 3 tane ana damarın 3'ünde de darlık olan, aile hikayesi kuvvetli bu tür kişilerde bypass daha uzun vadeli bir çözüm. Şekerin mesela şimdi araya giriyorum ama ne alakası var kalple? Şeker, kalbin en büyük düşmanı şeker. Yani bizim bypass yaptığımız hastaların %70'den fazlası şeker hastası. Ne oluyor? Şu kandaki şekerin miktarı oradaki dokuları mı e, zedeliyor? Damar ona? cidarını bozuyor. Öyle damar mi? cidarını bozuyor ve damarı daha çok e, tıkanmaya yatkın bir hale getiriyor. Ya bu kireçlenme dediğimiz şey değil mi bu? Aslında kireçlenme damar tıkanıklığı, kireçlenme onun bir aşamasında oluyor. Yani aslında damar tıkanıklığı e, 20'li yaşlar öncesinden başlayan bir şey. Yani baktığınızda işte damar cidarında bozulmalar, kalınlaşmalar, yağ birikimleri yavaş yavaş başlıyor o yaşlardan itibaren. O yüzden beslenme ve spor hani Gençlikten beri yapılması gereken bir şey. Yani bir noktadan sonra artık elime geldim, yediğime, içtiğime dikkat edeyim, bir de spor yapayım değil de onu sürekli yapmak lazım, Hı. gençlikten beri yapmak lazım. Damar cidarını bozan bir şeyler var. Bunlardan temeli şeker. İşte e, tütün ürünleri kullanmak, yüksek tansiyon bunlar damar cidarına zarar veren şeyler. E, bir de genetik yatkınlığınız varsa genetik olarak siz bu damarları daha hızlı tıkanmaya yol açacak bir takım maddeler salgılanıyor vücudunuzda. E bunun üzerine işte kilonuza dikkat etmeyip hareketsiz yaşayıp tansiyonunuz kontrol gittiğinde, kontrolsüz gittiğinde o zaman bu tıkanıklıklar hızla ilerlemeye başlıyor ve damarı tamamen tıkıyor. Ve size geliyorlar. Ve bize geliyorlar. <laughs> hep şunu söylüyoruz. Yani bu gelenler kalp krizi geçirip gelmiyorlar. Şey kalp krizi geçirip geliyorlar. Yani kalp krizinin öncül bir, bir belirtisi. Başına bir iş geliyor var. yani. Evet. Öncül bir belirtisi var mı diye hep soruyorlar da Yok öyle bir öncül belirtisi. O yüzden aslında bu tür programlarda hep söylemeye çalıştım. Eğer bu bahsettiğim şeyler varsa, hani özellikle genetik olarak aile hikayesi, bunun yanında da bu bahsettiğim risk faktörleri varsa size daha erken doktora gidin, daha erken tanı koyalım. Yani bir kriz geçirmeden yaptığımız işler çok riski çok düşük ve ömrü çok uzun tedaviler oluyor. Ve size geliyor. Siz farklı olarak. E, e... Ne şey yapıyorsun yani standart? Şimdi e, bir bypass ameliyatı yaptığımızda bypass ameliyatı klasik olarak bu göğüs kemiği önden boydan boyu Buradan açılarak, illa. bacak damarı ya. evet alınacaksa bacak olduğu gibi açılarak yapılan klasik bir cerrahi. Sonuçları güzel mi? Çok güzel. Ama e, kişiler de diyor ki yani teknoloji hiç mi ilerlemedi? Yani bunun başka bir yolu yok mu? Ya da şöyle oluyor, stent olmayı önermemişler size, ile açılacak dememişler ama e ee, siz ısrarla onu istiyorsunuz. Çünkü hı hı. istiyorsunuz ki işiniz gücünüz bozulmasın, kozmetik olarak bunlar yıpranmasın, ameliyattan sonra 6 ay bir yılınız gitmesin. Şimdi bunun bir e, yeni bir yolu var mı? Evet, yeni bir yolu var. Artık bunu göz kemiğini açmadan sadece sol kaburgalar arasından 4 santimlik bir yerden bütün bypass ameliyatını yapmak mümkün. Ama o bir hüner değil mi hocam? Yani şimdi O bir teknoloji e, ve bir e, şey. E, yani Dar alan çünkü çok yani hani insan kendi Eliniz <laughs> filan ha, titremiyor yok, herhalde hayır, sizin hayır. Öyle. değil mi? Eliniz filan titremiyor. <laughs> yani Böyle titremese bir alet... <laughs> iyi olur evet. Bir alet malet olduğu zaman hemen... Yani bir el becerisi gerektiriyor değil o mi? Kesin o Kesin gerektiriyor. Özellikle bu küçük cerrahiler çok gerektiriyor. Çünkü kullandığımız alet edevat da farklı oluyor. Yaptığımız işte daha küçük bir yerden daha komplike bir iş yapıyorsunuz. Ne bileyim ağırlık taşımamanız lazım. Elinize iyi bakmanız lazım. Çok kahve içmemeniz lazım. Bu tür şeyler mutlaka Şimdi, oluyor. E... Yani eskiden benim bildiğim bir sürü lan yapılırdı ameliyatlar. Şimdi artık bir geriye geldi, değil mi Bir, bir geriye geldi. Aslında bir robot teknolojisi girdi önce işin içine. Yani 2000'li yılların başında aslında Türkiye'de ilk defa 2004'te geldi. Hatta ben ilk bu işin eğitimli alanlardanım. Robot şunu yapıyordu. Yani sizin burada yaptığınız işleri, bir takım aletleri hastanın uzun aletleri, yani küçük siz 5 deliklerden sıvı O bir santim kımıldıyor ki daha. Evet. Şey aynı şekilde ve de simüle ediyor Uzak bir yerde çalışıyorsunuz veya endoskopik çalışıyorsunuz yani daha uzun aletlerle daha uzun bir yerden çalışıyorsunuz ki bu biraz daha tabii şey zor işler Doğru. hani birinde kameradan çalışıyorsunuz öbüründe kısa bir alet tuttuğunuzdaki dengenizde uzun bir şey tuttuğunuzda ucunun oynaması daha farklı oluyor o yüzden gerçekten bir tecrübe gerektiren bir iş ama bu tecrübeyi iyice kazandıktan sonra bir noktaya geldikten sonra bütün bypass ameliyatları da kapalı yapılabiliyor. Şimdi artık siz elinize bir sürü alıp ameliyat yapıyor musunuz? Mesela? Tabii bir ameliyat yok. Ya ama bildiğimiz klasik o robotu devreye sokmadan. Robotla da yapıyoruz. Robotla bir kısmını yapıyoruz. Robot baştan sona robotla yapılan ameliyatlar oldu ama özellikle bypass ameliyatında baştan sona robot olmuyor. Robot bir aşamasında kalıyor. Ameliyatın özellikle damar dikme bölümü yani en önemli olan bölümünde mutlaka e, biz klasik ameliyatta yaptığımız işi yaptığımız zaman sonuç iyi oluyor. Ama burada bir yaklaşım yeri önemli. Hani ben bunu hep şeye benzetiyorum. Safra kestiği ameliyatı eskiden boydan boy açılıp yapılırdı. Şimdi hiç öyle ameliyat olan kalmadı değil mi? Herkes laparoskopik 3 delikten ameliyat oluyor. Kalp cerrahisi de bir noktada buraya evriliyor artık. Oraya gidiyor. Yani artık çünkü bir hasta talebi oluyor. Ben böyle bir ameliyat olmak istemiyorum diyor. Ve e, bu doktorlara da böyle bir taleple geliyorlar. Doktorlar da bir şekilde kendini bu noktaya evritmek zorunda. Sorunun ne kadarı? damarlardan kaynaklanıyor size gelen ne kadarı kalbin kendinden kaynaklanıyor? Şimdi damarlardan kaynaklanıyor çünkü kalp, bunlar kalbi besleyen damar. Zaten öyle hasar Zaten görüyorum. hani kalp adelesini besleyen damarlar. Yani bacak damarınızı besleyen damardan, şey bacak adelesini besleyen damardan bir farkı yok. Bu da kalp adelesini besliyor. O tıkandığı zaman ayağınız gangrene gidiyor. Bu tıkandığı zaman kalp krizi geçiriyorsunuz. Ee, bu bir damar problemi. Ama işte Doğru bir soru çünkü damar tıkandıktan sonra bir kalp problemi haline geliyor. Bu sefer kalp bozuluyor. Kalbin kasılması bozuluyor. Kapaklar bozuluyor. O zaman yapacağınız tedavinin verimi de düşüyor. Yapacağınız işlemin riski de evet, yükseliyor. Kesinlikle. O yüzden evet. o noktalara gelmeden bu işleri erken teşhis edip yapmak daha iyi. Siz yani bir şey gördüğünüz zaman bir oyun planı çiziyorsunuz değil mi? Nasıl yaklaşacağınıza kesinlikle. dair bu işe? Evet. Yani onu... şimdi e, İş tetkikten başlıyor. Özellikle kapalı bir ameliyat yapıyorken işte anjiyo'yu aldık, baktık, hastamızı muayene ettik, bir planlama yapacağız. Çok detaylı bir tetkik yapıyoruz. Yani normal bir ameliyattan, normal bir bypass ameliyatından daha detaylı. Nasıl bir konsültasyon detaylı. oluyor arkadaşlarınızdan. Şimdi bir, önce yok. bir hasta geliyor. Bütün kalple ilgili tetkikler, ultrasonuydu şah damarlarına bakmak, kan tahlilleri, sonra bütün bir vücudun tomografisini çekiyoruz. Yani bu tomografi boyundan kasığa kadar bütün iç organların, damarların, kalbin damarlarının ve kalbin lokalizasyonuna bakıyoruz. Ona göre yapacağımız yere karar veriyoruz. Yani eskiden bir cerrahi meşhur bir laf vardı açalım bakalım diye. Biz açmadan bakıyoruz yani açıp baktıktan sonra açmadan bakınca şöyle bir şey oluyor işte soldakini açıp bakmışlar küçük, küçük olanı açmadan biz planlamışız da yapmışız ama aynı ameliyat mesela şu ikisi de aynı ameliyat yani ikisi de 3-4 damar bypass olmuş bütün damar sistemi değişmiş hastalar nedir fark eden yaklaşım yeri ama uzun vadeli çözümümüz aynı. Hastanın göreceği fayda aynı fakat birisi 6 ay araba kullanamıyor, 1 yıl yan yatamıyor, e, ağırlık kaldıramıyor, Hı -hı. spor yapamıyor. Öbürü de 4. gün arabasına atlayıp evine gidiyor. Yani öyle bir fark oluyor. Evet. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz? E, şimdi Hocamdan şöyle bir zorluğumuz var. <laughs> Hocamın tabii somut verileri var. Bizim tabii kalbin haritası yok. Soyut. Şimdi soyut olan bir şeyi anlatmak çok zor tabii. Yani oyuncu arkadaşımıza... Yönetmen olarak aynı. aslında bu aşamaya kadar hepimiz aynı. Yani bir oyun planını hazırlıyoruz. Öyle. E, fakat bir işte sayısal değerimiz yok. Yani duyguyu anlatmak istediğiniz duyguyu anlatmak dünyanın en zor şeyi. Oyuncu açısından da o duyguyu seyirciye aktarmak. Çünkü günlük hayatta böyle bir sorunumuz yok. Yani biz hocamla sohbet ederken o duyguları sezebiliyoruz ama seyirciye somut aktarmak zor. Hangi duyguyu mesela aktarmak daha zor? Trajedi mi, mi komedi mi? İkisi de çok zor yani zor mi? bir çok soru zor. ama <laughs> mesela bizim toplum olarak hani öfkeden beslenen bir yanımız var. Çabuk parlayan bir yanımız var bizim. Mesela sevgiyi aktarmak daha zor geliyor. Öfke sahneleri daha Sanki başarılı komedi, bizim oyuncularda. Sanki komedinin formülü <laughs> en bilinmezi gibi. Çünkü Tabii, trajede adamı öldür şey yap falan belli bir şeyse. Çok doğru. Yani, çok doğru. Bir mi? de hangi coğrafyadan nasıl tepki alacağınızı da bilmiyorsunuz. Mesela İzmir'de güldüğünüz bir olay İstanbul'da Tabii. o tepkiyi almıyor e, işte Trabzon'a gidiyorsunuz başka bir yere gülünüyor. Yani bir somut bir formülü yok. Seyirci burada güler dediğiniz noktada mesela hiç gülmediği de olabilir. Ama ağlatmanın var değil mi? Var. var Onun Onu ne? Var. <gülüyor> 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 Peki o ağlatma işini mesela e, nasıl oluyor mesela siz ağla, herhalde ağlamıştınız vardı tabii, tabii, sahnede. Tabii. Ama şöyle nasıl bir, şey, bir hal o yani? Asıl başarı <laughs> şöyle derler. Yani oyuncunun ağlaması değil seyirciyi o duyguyla ağlatabiliyorsanız zaten ağlamaya tra Evet tragedya da çok başarılısınız demektir. Ama bizde şöyle bir nokta oluyor. Bazen çok iyi hissedersiniz o seyirci alışverişi. Yani buradaki işte sohbet gibi. Bazen sohbetsiz deneyimlisiniz. Çok iyi gider bazen gitmez. Bir cümle söyler hani ne diyeceğinizi Tıkanır. siz de bilemezsiniz. <laughs> Şimdi sohbet aktığı zaman yani iyi bir seyirciyle sizin de verimli olduğunuz bir günde o duygu kendiliğinden geliyor. Gelmediği zaman da teknikleriniz var. Hocamla orada yine bezleşiyoruz. Yani biz nefesin oluştuğu yere sesi geriye doğru attığımız zaman yani yutkunduğumuz zaman böyle bir noktayla zaten ağlama noktasına <laughs> giderseniz anlatabiliyor muyum? Yani orada da eğer seyirci sizi provoke edemiyor ya da siz o gün verimsiz bir günündesiniz ve siz seyirciyi kışkırtamadınız. O zaman teknikler devreye Hadi buna zorunda. da ağlama diyorsunuz Evet. Yani. <laughs> ben rahmetli Fikret Hakan'a sormuştum ya sen hiç ağladın mı diye. Olur mu? Cemilcim dedi, "Manyaks arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakarım?" sonra? dedi. <laughs> çünkü çünkü bir de kendini oynayan Tabii şeyler de var değil mi? Özellikle tiyatroda olmaz ama sinemada. Sinema şöyle çok zor. Bir planı 10 kere 15 kere çekiyorsunuz. Şimdi orada mesela ne farklılık diye sorulur hep. Farklılık şu. Eğer genel planda çekiliyorsa sadece mekanik enerjiyi kullanırız biz. Yani sizi görmüyor. İşte birlikte ağlama sahnemiz var. Böyle elinizi koyarsınız. <laughs> Bu kadar yaparsınız. Çünkü evet. burada ağlarsanız yakın plana gelindiği zaman ağlamanız gerekirken gözyaşı kalmıyor. <laughs> e, tiyatro öyle değil. Tiyatronun hani o anlamda gözünü Bir de yakın seveyim plan zorluğu tabii, var değil çok. mi? Simar, e, özellikle son e, Sinemalar sinemalarda bütün, çok fazla tabii, kullanılıyor. Kamera değil gözünüzün mi? içine kadar giriyor ve orada ağlamak zorundasınız. E, 15 kere ağladığınız zaman hocam bilimsel bitti şey göz yaşı ya. bitti yani. <laughs> Onun için bazı yerde tekniği kullanıyoruz. Bazı yerde gerçekten o anda iki oyuncunun verimiyle ilgilidir. Bazen çok zordu. Sadece sizin yakınınız çekiliyor ve düşünebiliyor musunuz? Sohbet ediyoruz. Sizler yoksunuz. En büyük oyuncu zorluğu orada aslında sinemada yani karşınızda oyuncu yok. Sadece replikler okunuyor ve siz orada bir duyguyu kendiliğinden yaratmak zorundasınız. Orada nasıl bir havaya girmek lazım, nasıl planlamak tamam, lazım çok çok zor ya. bir şey gerçekten ya. Şöyle iyi oyuncuyla karşılıklı sahnede iş çok kolaydır. Çünkü dinlersiniz ve karşınızda şu anda oluştuğu gibi bir duygu var. Yani o duyguyu kullanırsınız. Biz ona samimi oyunculuk diyoruz. E yoksa o samimi anları biriktirmeniz gerek hocam. Yani o samimi anları zihinsel olarak hatırlamanız gerek. Çünkü karşınızda sadece teksti okuyan biri var. Ama Sinan biraz da böyle o. bir artık şizofrenlik mi diyeyim. Hani başka bir karaktere girme hali de var değil mi? Tabii Onun, tabii. Şey oldu mu o karaktere dönüşmek bir, çok zor ama. Bir dönüşmek ama hali var değil mi? Ona? Dönüşünce de işte orada e, kalmak... bilime tabii bilime giriyor. Şimdi şunu söylerlerdi bize. Role girmek çok kolay. Rolden nasıl çıkacaksınız? Bir de yani, yani orda çekim çünkü... bir günde olmuyor ki yani Tabii. bir bir film çekiyorsunuz günlerce aylarca Tabii. çekiyorsunuz o Ve gün modunuz bambaşka oluyor o gün modunuz final bambaşka oluyor. Final çekiyorsunuz mesela öyle zor ki hocam sinemanın zorlukları o tiyatro başladığı zaman bir olay dizisi buradaki sohbet gibi akar gider. Şimdi düşünebiliyor Tabii. musunuz? Mesela bu sinemada olsa sohbetin sonunu çekiyoruz falan. Şimdi kapanışı Nerede çekerek kalmıştık? başlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Onun işte balansını tutturmak oyuncunun başka bir mesleki disiplinini gerektiriyor. Bırakın i̇şte sizin sinemayı. Gibi. Şimdi biz burada canlı yapıyoruz bunu. Tabii. Canlı diye kasetten olduğunu bilsek bütün ortam bir anda Bravo, aynen e, öyle. orada değil. Yani tiyatronun diye. o dinamizmi çok başka bir şey. Ya orada bir havaya girdiğiniz zaman en azından oyun bitene kadar o tabii, tabii. şeyi sürdürmek akar gider. biraz daha akar gider akar ama gider. ben şeye şaşırıyorum. Mesela hani bir dram oynuyorsunuz hakikaten kötü bir muddasınız çok güzel oynadınız o gün devamını çekeceksiniz o gün de dünyanın en mutlu günüsün için. Tabii. Çocuğunuz doğmuş mesela. Nasıl drama oynayacaksınız? En zor iş bu hocam. Yani o enerjiyi çevirebilmek için zaten eğitim aslında Oyunculuk onun için var. Oyunculuk bu aslında değil mi? Zaten, Tabii. Yani eğitim onun için var. Yani orada olursunuz. kendi hayatınızdan beslenebilmek için nur içinde yatsın. Ferhan abi, Ferhan Şensoy şöyle derdi. öyle anlar için. Size lazım yedi yedi o da henüz icat edilmedi derdi. <gülüyor> <gülüyor> yani orada sizin birikiminiz, tekniğiniz dediğim gibi o bıraktığınız noktayı devam ettirebilme başarınızın devreye girmesi gerek yoksa çok zor çok zor bir şey. İşte televizyonla aranız nasıl ekranla sizin? Fena değil ama çok sevdiğim bir alan mı dersiniz hayır değil. Çünkü orada oyuncunun şimdi sahnede mutlak bir iktidarı var yani her şey sizin elinizde. Orada o kadar farklı ki yani şu anda sohbet ediyoruz güç aslında kameraman ve yönetmen arkadaşımızda resim seçici de yani evet. nereyi seçtiğini bilmiyoruz oynarken de öyle yani üçlü bir sahne olsa. Şimdi ben mi çekiliyorum o genel sahnede kamera kime yakınlaşıyor bilmiyoruz. Ama oyun öyle değil. Oyun o güç sizin elinizde. Yani şu anda biz burada sohbetteyiz. Sizin bildiğiniz bir stüdyo ve güç sizin elinizde. Bize şimdi desek ki program bitti çıkalım nereden çıkıyordu diye sorarız. Aslında o anlamda tiyatroyu daha çok seviyorum. Bir de hemen Ama tepkiyi almak da güzel değil çok, mi? Yani hemen çok, gülüyor, hemen çok. ağlıyor. Oyun sonunda ne olduğu belli. İyi bir alkış mı geliyor, kötü bir Tabii. alkış mı geliyor? Ama televizyonun şöyle bir yanı var. bir anda yüzlerce sahneye konuk olabiliyorsunuz. Yani Tabii. tiyatro salonları 400 bilemediniz 500 kişilik. Çünkü üstü seyirciyle olan iletişimde 500 ve üzeri talihsiz seyircidir. <laughs> Sizi görmez, sesinizi algılayamayabilir falan. Onun için şimdi bir anda bir televizyon programı ya da bir televizyon dizisiyle bir anda her yere bir de küçüldü dediğiniz gibi Tabii. küreselleşti. İnternet aracılığıyla başka bir dünyada Artık başka bir oyuncuyla yani buluşabilir Türkiye'ye dediğin. Oynadığım dizilerde mesela öyle çok oyuncu arkadaşım oldu. İşte Almanya'dan yazan oluyor, Azerbaycan'dan oluyor, İngiltere'den biri sizinle arkadaşlık kurmak istiyor falan. O anlamda tabii ki televizyonun da gücünü yatsımamak Trak gerekiyor. Trak gelmek. Oo, o müthiş Heh? bir şeydir o. <laughs> O bırak gelmek nedir bilir misiniz? Tabii mi tabii siz? durmak hocam durursunuz ha? öyle hani ha, kal gel. Evet aynen. Hani ameliyatı yapacaksınız. Ben şimdi ne yapacağım diye belki sizin hani <laughs> evet. arada bir böyle işte ne yapıyorduk biz diye sorduğunuz kötü. bir ya kötü bir an olur yani. Orada bütün... Sadece benim için değil de onun <laughs> tabii için de bir Tabii Ben benim de var öyle burada bir anda ne soracağım tabii. diye unutabilirim ben de yani. Tabii yani, tabii. Yani diyorum ya sohbet iyi olmazsa o gün e, seyirciyle enerjiniz iyi olmazsa siz tutuksanız Davetliğe gelmiştir yani mutlaka bir trak gelir bir şey unutursunuz <laughs> unuttuğunuz zaman biz aslında oyunda ana cümlelerimiz vardır bizim mesela ee, ee, ben e, ben o cümle de. noktasında son harften üretiriz hemen aklınıza gelir mesela diyelim ki ben eve gidiyorum dedim m harfinden üretiriz ee, a ha, mutlu değilim Falan. hemen hatırlarsınız <laughs> mesela. Öyle tekniklerimiz var Şimdi ya. Öyle da, olduysa trak gelmedi demek <laughs> ki. Ama o, o o 10 saniye var ya geçmek bilmez. Yani 10 yıl gibi gelir işte orada hocama geliyoruz. Çünkü kalp yorgunluğu da başka bir şey. O stres, adrenalin hem insanı diri tutan bir şey hem de gerçekten yani bir duyguyu aktaramadığınız zaman biraz işte sizin program sorumluluğu, tıp şey, sorumluluğu yorgunluk gibi. Yorgunluk çöküyor değil mi? Bir hem yorgunluk bir şey. hem de şunu diyorsunuz. Yani bugün evet bu işten bir bedel kazanıyorum ve iyi yapamadım. O duygu aslında kalbi çok yoran bir şey yani. Psikolojik ee, bir Psikolojik şey anlamda. yani. Çok yorucu bir çok şey. Yoruldum. O adrenalin de değil mi? Kaç saat gitmiyor değil mi? Sahneden sonra kaç tabii, saat tabii. kendinize yani gelebiliyorsunuz? Onun için biz mesela düzensiz beslenen, ben buna çok dikkat ediyorum. Şimdi e, altıda kulise giriyorsunuz. Bir şey yiyip içemezsiniz. E, oyun sekiz buçukta. ...oyun biter on buçukta... ...eve gittiğiniz on bir, on ...işte Ali abi kulakları çınlasın... ...Ali Poyrazoğlu'nun sofrası meşhurdur... ...Metin Akpınar, Metin abinin meşhurdur... E ...o saatten sonra gidersiniz... Metin e, Akpınar'dan oturdu mu? Öğleden, öğleden sonra evet, iki Frensiz dakika. yersiniz hocam yani. Tabii şimdi yani sağlıklı bir ben şey mi? E, şimdi... E, o saatte gidip zeytin <laughs> yağını yemiyorsunuz. <laughs> evet. Rene basıyorum. Ee, sizden iyi olmasın. Hekim arkadaşım var. Hocamın dediğini desteklemek için söylüyorum. Şimdi ben işte bisiklete biniyorum. Veteran tenis oynamaya çalışıyorum falan. Dedi ki doktor arkadaşım. işte kalp cerrahı da. Ara veriyor musun dedi. Yok dedim yani ben ben bisiklete binince gidiyorum. Ara ver dedi. Neden dedim? Çünkü araba 59 model. 2022 model değil dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel bir sağlık uyarısıydı yani. Onun için de güzel. Sizde de adrenalin oluyor ama Herhalde ameliyat müthiş bir Abi adrenalin. Bizde feci bir adrenalin oluyor gerçekten. Yani aslında vaka, ameliyata biz de tiyatrocu gibiymişiz demek ki. Tabii aynı. Yani biz de iyiymiş. ameliyata ben mesela sabah araba kullanmak istemiyorum. Çünkü hiçbir şeye dikkatimi veremiyorum. Yani kafamda başlamış oluyor işler. Ondan sonra... E, ya bu doktorların, pardon araya girdim, uyku işi çok çok erken kalkmıyor mu bu doktorlar benim bildiğim? Erken kalkıyor da gece de uyumuyor ama işin kötüsü. <laughs> yani gece de telefon hep burada yani hiçbir zaman telefon kapanmaz. Hep bir uykusuzluk. E tabii bir gün önce de ameliyat etmişsin. Gece 2'de arıyorlar, 3'de arıyorlar, sabah da 6.30'da kalkıyorsun gidiyorsun. Bu arada bir kondisyon meselesi bence. Kaç saat uyuyorsunuz siz mesela? 6 saat uyumaya çalışıyorum mutlaka. Ama... E, mesele o değil de ameliyata girdiniz çok ciddi bir adrenalin Biraz bir işler böyle ters gitti. Siz düzelttiniz. Adrenalin seviyesi daha da artıyor. Ameliyat bitti. Bizde şey oluyor. Hani Dr. Jekyll Mr. Hyde bizde gerçek bir şey. <laughs> yani şimdi biz bir kalp dolaşım aletine gireriz. Ameliyatı yaparken feci bir elektrik vardır ortada. <laughs> Ve orada mutlak hakimiyet dediğiniz şey var ya, <laughs> mutlak hakimiyet de orada cerrahtadır. Kimse Tabii bir şey demez artık ona artık bitti yani. yani. Bu adamla şu anda konuşulmaz. Peki hatanızı mesela düzeltmeye korkarlar mı sizin? Ya aman dikkat böyle. Bir... Yok ama onu yapmak da çok tehlikeli Öyle bir mi şey. De? Işte. Tabii <laughs> yani uyarılabilir de olmak lazım. Yani bir dakika olmadı Tabii. demesi lazım birisine Tabii. size. Ama ondan sonra mesela bitti ameliyat, bypasslarımızı yaptık, kalp çalıştı, artık. Çıktık, bitiyoruz vakayı artık kapatacağız. Orada da bir gevşeme dönemi oluyor. Yani orada Hı. müzikler açılıyor, sohbetler bilmem ne, ha iyi bir durum. Sonra ameliyattan çıkıyorsunuz. İşte kapatma hastayı, dönemi yani. Kapatma dönemi öyle geçiyor. <laughs> ameliyattan çıkınca, bizim kalp cerrahisinin bir doktor odası vardır. Ameliyattan çıkan uyur. Öyle B biter mi? Biter çünkü yani. Hı -hı. O bütün adrenalini boşalmıştır artık. Mutlaka orada uyuklayan birileri vardır böyle. <laughs> Neden doktor beklediğinizi anlıyorsunuz değil <laughs> mi? Ameliyat bitti iki dakika dinlenecek gerçekten doktor bey derse ya evet. bekliyorum burada bir saattir falan oluyor. Yani gerçekten bir şey yapacak <laughs> halin kalmamış. O zaman yani. sınırı var yani. Bir, birkaç tane ameliyattan daha fazla yapmak sınırı vardı. Her ameliyatta bir değil ki yani birisi uzun süre, birisi evet. kısa süre. Şimdi bu kapalı ameliyatları anlattım. Çok güzel. Ee, biz bu minimal cerrahi diyorum ben buna. Bu mini bypass cerrahisinin e, aslında tanımı şu. Hastanın sırtındaki yükü alıp cerrah veriyorsunuz. Yani açık bir bypass ameliyatı çok daha rahat yapılıyor. Çok daha geniş bir ekiple yapılıyor. Ameliyatın çok küçük bir kısmına ana cerrah giriyor. İşini Ama yapıyor, bu ameliyatı yap kapatır, aynen bu ameliyatı yaparken baştan sona giriyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Öbürü e, baştan sonra 4 saat süren bir ameliyat, siz onun belki buçuk saatine gireceksiniz. Bu 6 saat süren bir ameliyat, 6 saatine gireceksiniz. Hmm. Şimdi öyle olunca tabii biraz işin sorumluluğu, yorgunluğu, her şeyi daha fazla oluyor. Çıraklarınız, yani asistanlarınız da var herhalde değil mi? Var tabii ama işte yani bunlar böyle yeni yeni çıkan bir şey olduğu için e, her şeyi baştan sonra bırakamıyorsunuz. Yani bir kısmını da bırakamıyorsunuz bir noktadan sonra. Yani biraz bunlar böyle... Bu tür ameliyatlar bir one man show ameliyatları haline geliyor. Yani hani onu yapacaksınız, baştan sona bitireceksiniz gibi bir durum oluyor. Ee, bizim kalp cerrahisinin evrilmesi böyle değil aslında. Biz yine biz bu ameliyata üç cerrah giriyoruz ama e, bizde öyle değildi. Yani açık bir cerrahide birisi başlar, birisi yapar, birisi kapatır. Doğru. Böyle bir e, paslaşma durumu oluyor diyeyim. Şimdi biraz daha öyle değil. Bir de bizimki tam bir ekip işi. Yani aslında bir tiyatro Tabii sahnesinde bir, olduğu bir, gibisiniz. Bir, yani bir ben bir hastayla konuşurken de gibi. diyor ki siz diyorum sadece benimle konuşuyorsunuz ama sizin ameliyatınızda ya belki sizin için hayatınız boyunca hiç kimse o kadar insan sizin için o kadar saat uğraşmadı. Ya yani bunların hiçbiri de görülen bilinen şeyler değil. Tam 10 kişiyiz bir ameliyatta. Şimdi ben ameliyatı yapıyorum ama asiste eden doktor var, yan doktorum var, cerrahi asistanım var, hemşire var, dış hemşire var. Kalp dolaşım aletini kullanan eleman var. Anestezi teknisyeni var, anestezi doktoru var. Bu 10 kişi. Şimdi bu 10 kişiden birisi işini doğru yapmadığı zaman hasta zarar görüyor. Cerrah kötü ameliyat yapmış oluyor. Yani o yüzden evet ekim lideri sizsiniz, ekip lideri sizsiniz ama ekip işi yapabilmeniz lazım. Yani onları küstürmeden, agresyon yapmadan, bir hata olduğu zaman çözerek gitmek lazım. Ama bir de şöyle bir şey var. Siz ne kadar iyi ameliyat yaparsanız yapın. Hastanız sizi sevmezse <laughs> onların hepsi. Aynen. Bu ya gidiyor bir, bir değil şey, mi? Bir şey ilişkisi kurmak lazım. O nasıl lazım? bir şey yani? Bilmiyorum. Ben bir insani ilişki kurmak lazım diye düşünüyorum yani. Ben hastalarla yani Cerrah oldum ama önce... çok soğuk böyle alakası yok, kesiyor, bitiriyor. Halbuki e, öyle değil değil mi? Tedavinin algısı da. E... Algısı da öyle değil. Sonrası da öyle değil. Öncesi de öyle değil. Şimdi sizi ameliyata böyle. Ya tamam işte geldik ama bu adam hakikaten Nemrut bir adam beni de ameliyat edecek falan diye girdiğiniz zaman da ameliyat sonrası moodunuz da iyi olmuyor. Yani hani birazcık daha insani ilişkiler kurup biraz sohbet edip öncesinde. Bir de vücutta kötü reaksiyon veriyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle yani zaman. ameliyat ettiniz bir daha hiç görmeden hasta çıktı öyle bir şey olmuyor. Yani o gidip hastanın ertesi gün elini tutmanız... Bir şey oluyor. Gerçekten bir moral oluyor. Yani, yani hani moralin o... ötesinde fiziksel olarak eğer stresliyse büyük de buna tepki veriyor Kesinlikle değil Kesinlikle veriyor. Yani o hastalar daha mesela ameliyattan uyanırken daha ajite uyanıyor, hareketli uyanıyor. Ritim problemi oluyor, tansiyonunu düşüremiyorsunuz. Yani somut bir şey oluyor orada. Sizin mesela var mıdır bir ritüeliniz mesela ameliyat ettiğiniz hasta uyanırken? Ne zaman görürsünüz ilk? Uyandı mı sizi mi görür, Bir kere hasta da? uyanana kadar bir, bir başında duruyoruz mutlaka zaten. Hani oradayız yani hasta yoğun bakıma çıkıyor. Hemen i̇şte... uyandırılıyor mu ameliyat? Yok. Bizim ameliyatlardan sonra en azından bir 4-5 saat yoğun bakımda anestezi altında kalır ondan sonra uyanır. Ama bu kapalı ameliyatlar tabii daha kısa yoğun bakımda kalıyorlar. Hani bir gün yoğun bakımda kalıp ertesi gün çıkartıyoruz. Hastane kalışı da kısa oluyor. Bir hafta kalacağına dördüncü gün çıkıyor biraz avantajları da şu sadece göğüs kemiğini açmamak değil bu. bacak damarını da kapalı çıkarıyoruz. O olduğu zaman çok rahat yürüyor. Hiçbir yara yok. akciğer travması az oluyor. Göğüs kemiği açılmadığı için rahat öksürüyor, nefes alıyor. Hızlı bir solunum fizyoterapisi oluyor. Ve yani birinci günde kalkıp yürüyecek bir durumda oluyor. O da bir moral. Ayrıca da hızlı bir toparlama durumu oluyor. Ama işin psikolojik tarafı da gerçekten hani o hastayla baştan o bağ kurmak ben çok önem veriyorum ona gerçekten. Peki teknolojik olarak şimdi hala birinci bu ölüm sebeplerinin içinde kayıt ama nasıl bir teknoloji olursa bu birincilik şeysini gider bu ya mesela suni kalp mi nedir? Suni kalp var ama onlar hep bir çok son adımlar artık. Yani hani son adımlar zaten o ölümcül olanların temeli ilk kalp krizleri. Damar yani zaten. ilk kalp krizini geçirmemek lazım. Orada önemli olan şey şu. Şimdi orada ben böyle e, koruyucu ekibini yaparken anlatırken de şey yapıyorum. Şimdi bizim elimizde belli e, guideline'lar var. Biz bunları takip edeceğiz. Bu direktifleri takip edeceğiz. Bütün cerrahların, bütün kardiyologların herhangi bir doktorun uyması gereken şeyler bunlar. İşte sırada risk belirleniyor. Sizin bir şikayetiniz varsa önce bir efor testi yapıyorsunuz, yürüyorsunuz, eko yapıyorsunuz, kan tahlili yapıyorsunuz, risklerinizi belirliyorsunuz. Ona göre bir şey konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki siz çok iyisiniz, hiç anjiyo falan da olmanıza ihtiyaç yok. Kalp damarlarınız normal görünüyor buradan. Akşam kalp krizi geçirip geliyorsunuz. Çünkü bunların hiçbiri kalp damarını göstermiyor. O yüzden artık teknoloji bir miktar daha ilerledi. Yani artık e, bütün bu testler normal olsa bile şiddetli bir klinik şüpheniz varsa, ailede ciddi hikaye e, varsa, ciddi. genetik ciddi bir yatkınlık varsa, ne bileyim bir tomografi anjiyo istiyoruz onlara. Yani... Tomografi ile kalp damarlarını görüyoruz ki o zaman içimiz rahat ediyor. Tamam diyoruz sizin damarlarınız temiz. Yani bunun birinci seviyeden aşağı inmesi için insanların damarların damarlarını takip mi etmesi lazım? Daha... Damarlarını takip etmesi lazım özellikle de riskli kişilerin. beklediğimiz bir teknoloji yok o zaman öyle mi? Yani öncül bulguları bulacak bir teknoloji yok. Ne bileyim şu kan tahlilini yaptırınca bir hafta içerisinde kalp krizi geçirsin diyecek bir şey yok. Yani bu maalesef böyle bir şey. Yani sinsi bir şey ama erken teşhis diye bir şey var. Yani erken teşhis yapabilirsiniz. Aslında öngörülebilir bir şey diyorum ben. Çünkü işte bu riskleri taşıyor. Önlenebilir bir şey. Erken teşhis ederseniz, Hı. önlerseniz, tedavi edilebilir bir şey. Küratif bir iş bu. Yani hani yaptık ama hadi 3-5 yıl daha sizi idare eder gibi değil de ömürlük bir iş yapıyorsunuz. Zamanında müdahale ederseniz. Peki mesela bu ilk yardım bilgisi işte suni tenefüs şey kalp masajı çok önemli. bunları mesela ben bilmiyorum. Siz biliyor şimdi, musunuz? Biliyorum ben Siz bu bir bir eğitimi musunuz? aldım. önemli olduğuna inanıyorum. Yani tiyatroda çok olayı karşılaşıyoruz. Yani kolay rahmetli e, Kemal Sunal uçakta ritim bozukluğundan vefat evet. etti. Kalp krizi Kurtarılabilirdi o, Kurtarılabilirdi o değil mi? Kurtarılabilirdi. Şimdi uçaklarda var. Şimdi yoğun toplantıların yapıldığı yerlerde de var. Şimdi bunlar elektroşok aletleri. Şimdi elektroşok aletini doktor olmayan hiç kimse kullanamaz. Çünkü sizi ona karar verip herhalde, yapamazsınız. Herhalde ki. Ama şimdi teknoloji öyle bir noktada ki elektroşok aleti var. Alıyorsunuz oradan indiriyorsunuz. Diyor ki bu bantı buraya yapıştır, bu bantı buraya yapıştır. Kendi karar veriyor. Bakıyor ritmi bozuk şok yapıyor. R ritmi iyi Size direktif veriyor. O yüzden nerede hani, duruyor bu alet? Kalabalık yerlere mi koyuyorlar? Kalabalık yerlere koyuyorlar. Uçaklarda sanırım zorunlu var böyle bir alet. Yani birisi bir anda bayıldı, evet, kalp yurt krizi geçiriyor. Ee, yani çok basit. Her, her, herhangi hangi birisi yapabilir onu. O, Peki o bandı hiç, buraya yapıştır. Bu var Bu alet yapıştır. olmadan yani bunu herkes biliyor olsa ne kadar fark eder? Ne kadar hayat? İşte erken müdahale önemli ama şu önemli. Şimdi biz kalp krizinde. Saatler dakikalar önemli. Bir kere kalbi durduysa onu çalıştırmak önemli. Peki çalıştırdınız, ne yapacaksınız? İlk 6 saat içerisinde acil bir anjiyo yapmanız lazım. Acil anjiyo yapıp tıkalı damarı görüp o damarı anjiyo ile açabiliyorsanız çok güzel sonuçlar. Evet. Açamıyorsanız veyahut da anjiyo geç yapılmışsa o zaman kalp kası ölüyor, harabiyet görüyor. O zaman kalıcı bir kalp yetmezliği hastası oluyorsunuz. İşte işin sonu kalp nakline kadar giden bir durum oluyor. Yani o noktalara gelmeden erken teşhis edersek bypass da yapsak, ameliyat da yapsak o zaman diyoruz ki ya sizin ameliyatın riski çok düşük. Yani çok fayda görürsünüz bu ameliyattan ameliyatın riski de düşük. Bunu böyle kapalı bir yöntemle yaparsak da 4 günlük bir süreçte toparlayacaksınız. Bir hafta 10 günde işbaşı yapacaksınız. Normal hayatınıza devam edeceksiniz. O hasta grubu bizim en e, fayda gören hasta grubu zaten. Peki ne olursa panik olalım. Şimdi şeyde kalple ilgili. <laughs> Şimdi gazdan da panik olanlar var. Ondan sonra o gaz kuyusunda bazıları zaman, panik olmuyor, kolum ağrıyordur diyor filan. Yani e, ya bunu bir ciddi almak lazım bir ama şimdi Türkiye'deki e, sokağa çıksanız herkes panik atak. Ben panik atağım var diyor. Panik atak lafı artık ağzımızda <laughs> evet, oldu. Evet. Türkiye'de 12 milyon kişi antidepresan kullanıyor. Yani 80 evet. milyonun 12 milyonu antidepresan kullanıyor. Herkes İyi, panik atak olduğunu evet. düşünüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu bu tür şikayetleri özellikle ailede bir düşünmek lazım. Yani primer anne baba kardeş de değil. Biraz daha geniş ailede amcalar, dayılar, yeğenler falan. Ya böyle bir şey vardı dediğiniz noktada bu şikayetleri bir daha ciddi almak lazım. Yani ne oluyor mesela elim karıncalanıyor ama buramda mı ağrı Göğüste var? Göğüste baskı hissi oluyor. En, en tipik olan şey bu. Ağrı falan da değil. Yani işte koluma da vurmadı. Sol koluma değil de sağ koluma vurdu. Benim çenem ağrıdı, dişim ağrıyor sandım falan. Ama bu değil de. Burada bir basınç hissediyorsanız, yani gerçekten bir şey oturmuşçasına bir basınç varsa bu kalp ağrısı. Yani bunun lamicimi yok. O yüzden orada mutlaka hızla hareket etmek lazım. Ee, ama çok atipiklerde oluyor. Yani işte göğsünde ağrı oluyor, solda değil de sağ koluna vuruyor, çenesine vuruyor. Ee, Eforla ilişkili olanları çok daha ciddi alıyoruz. Ya ben bir kat merdiven çıktığımda evet bu ağrı geliyor. Burada baskı mı Baskı hissediyorum. Ne yapalım Dur, o hissettiğimiz anda hemen ne yapmamız? Hemen hastaneye gidin bir. Gidemiyorsunuz. Ee, en azından bir aspirin çiğneyin. Yani hani bu... E... Biraz kanı sulandırsın diye. Evet biraz evet. kanı sulandırırsam Bunlar çok da yani belki size dakikalar kazandıracak işler. Önemli olan hastaneye gitmek. Çünkü aslında Türkiye'de çok güzel bir işleyiş var. Artık e, Anadolu'nun da birçok yerinde bu siz bir hastaneye gittiğinizde bir kalp krizi geçirdiğiniz tespit edilirse çok basit tespit etmek. Bunu, bunu herhangi bir hekim mutlaka tespit eder. Kan tahlili yapılır, elektro yapılır. Size hemen bir üst basamak hastaneye yani anjiyo yapılabilir bir hastaneye yönlendiriyor ki ilk 6 saat içerisinde gidemeyeceğiniz Türkiye'de hiçbir yer yok. İlk 6 saat içerisinde gidip o anjiyo ile bu dediğim işler yapılırsa da çok başarılı oluyor. Ama siz o 6 saati kendiniz yerseniz Dur bakayım dur bakayım diye 4 saat 5 saat geçti. Sonra gittiniz geçmiş olsun oluyor. O yüzden bir an önce gitmek lazım. Bir an önce gitmek lazım. Şimdi tiyatroya <laughs> biraz geri gelelim. Şimdi tıpta teknoloji var. Tiyat, teknoloji tiyatroya karşı mı çalışıyor? Nasıl bir şey var? Yok değil. Yani dijital sanat e, girdi bu salgın dönemi. Biraz işte sahnelerden oyunlar çekildi. Dijital bir anlayışla işte bir en azından tiyatroları yaşasın diye bir dijital platform oluşturuldu. Ama tabii orada yani sinema teknolojisini birdenbire tiyatronun içine sokmak biraz insansızlaştırma olgusunu getirdi. Ben onu çok sevmedim işin gerçeğini söyleyeyim. Onun için tabii yeni bir alan icat edilecek. Ben ona inanıyorum. Yani, yani. yurt dışı gibi yeni bir reji anlayışı. Yani televizyon içinde bir sahnedeki bir oyunu reji yaparak e, tekrar aktarmak yoksa hani kameraları koyduk çektik e seyirci için hiçbir şey ifade etmedi. Çok da başarılı olamadık. Onun için e, ya da bir işte mekan değişimi daha az dekor anlayışında birdenbire arka tarafa projeksiyon makinesiyle işte mekanların çok hızlı değişimleri e, getirildi. Bu aslında biraz maliyetten kaçma çabalarıyla da oldu. Henüz bir estetiğe oturmadı. Yani hocamın yeni buluşları gibi. Yani yeni duşeniz Ama bu şeydi bir... tiyatro festivalini falan görüyorum. Bazı oyunlar gerçekten o teknoloji... ya artık o rejiler sizde eskidenki gibi değil herhalde. Tabii değil tabii mi? değil. Bir ışıklar, görseller. Tabii, tabii. Ama bir de bunun ben şey yani bir oyun ya ben iyi bir tiyatro izleyicisiyim de o yüzden ne böyle. Güzeldi, ne güzel. Ne güzel. Şimdi aa. mesela illa bir şey yapılacak diye işin içine bu görsel girecek diye mesela birisi giriyor... elinde kamerayla o oyunu o anda çekmeye başlıyor da arkada onu yansıtıyor falan ve oyunla hiçbir alakası yok mevzunun. Yani o da çok şey oluyor, bir garip oluyor. Çok güzel söylediniz hocam. Şimdi düşünün yani seyyar bir kamera olsa biz sohbet ediyoruz. Buraya yakınlaşsa bir şey olsa yani dağıtıcı bir şey olmamalı. Ana odak dediğiniz nasıl Mevzunun siz, içinde olmalı bir de. Kalbin yani. oraya odaklanıyorsunuz. Hani şunu demek gibi oluyor. Kalbe baktık ama bir de hadi mideyle bir ilgilenelim demezsiniz. Yani odağa şaşırmamak lazım. Çünkü insanla yapılan ve o anda yapılan bir sanat bu. Çok fazla dijitale boğduğunuz zaman insan kalmıyor orada. Fokus da itiyor. Tabii de, ki. Değil mi? Yani o zaman ilgi dağılmaya de başlıyorsunuz. Yani hatta şöyle oluyor. Sinemaya gitseydik daha iyi olurdu falan gibi bir şikayet alıyoruz biz. Ama siz çok güzel bir şey söylediniz. Onu söyleyeceğim. Aslında hem bizi birleştiren ve ayrılan nokta çıktı sohbette. Şimdi hastanede yani ameliyat oldu hasta gözlerini açtı doktor beyi görüyor. Bizde başka birini görmek ya da görememi dediğiniz an sanat başlıyor. Yani hastayı yatırıyorsunuz. Gözleri bir açıyor kimse yok. Yani orada da işte bir sanat üretimi ya da tiyatronun sinemanın alanı başlıyor. Yani o belki de başınıza gelebilecek en kötü ana sizi hazırlıyor. Ee, şöyle bağlayayım. Biz aslında bu kadar insanların başına gelen felaketleri oynarken mesela salgın dönemi şunu hatırlattı bize. Biz mesela kendimizin başına bir felaket geleceğini düşünmemişiz. Tabii. Aslında dijitaldeki savrulmanın temel nedeni o oldu. Yani bir gün bir virüs olabilir, bir şey olabilir ve tiyatrolar kapanabilir. Biz ne yaparız acaba diye düşünmemişiz. Bu da bizim aslında tragedimiz oldu. Kimse düşünmemiş. Yani Kimse düşünmemiş. Şimdi o interaktiviteyi tiyatrodaki yani o seyirciyle kurulan duygusal ilişkiyi bir teknolojiyle kurmak çok mümkün değil, değil galiba değil. değil mi? tabii ki. Tabii ki. Peki insanların hep ihtiyacı olacak mı o şey? yani eğer öyleyse tiyatroda uzun yıllar mesela var olacak mı size göre? E olacak çünkü biraz ritüelistik bir şey yani biz aslında şu anda sohbet ederken de bizi herke oynuyordu. Tabii mi? ki burada seyreden biri olduğu anda... birisi mesela, olduğu anda tiyatro hani olacak şey dediği gibi dünya bir işte oyun sahnesi, kadınlar erkekler, girerler çıkarlar ve rollerini yaparlar diyor. Yani bir sosyal rol var. Bir de bunu gerçekten aktarmaya başladığınız an, yani burada sohbeti şimdi siz bir yayın aracılığıyla aktarıyorsunuz. Niye? Bir seyirciniz var çünkü. Hocam işte hastasıyla diyalog kurup dışarıya bilgi verdiği an aslında bizim alana gelmiş oluyorsunuz. Orada bir bilgiyi nasıl aktaracaksınız süreci başlıyor. Çünkü içeride tanık olanlar ne olduğunu biliyor. Ama dışarı çıkıp ameliyat şöyle oldu, böyle oldu dediğiniz zaman aslında kendi alanınızın dışında da bir aktarım görevinde oluyorsunuz. Ama bir insan bizim için de bir de duygulanım öyle? yaratmak çok şey. Çok yani sağ. bizim işimiz çok mekanik bir şey. Yani sizin fiziksel bir rahatsızlığınız var. Ben bunu fiziksel olarak çözüyorum. Oh süper diyorsunuz. Hani göğüs ağrım vardı, geçti. Tabii. Başka bir doktora siz gidiyorsunuz. Kalp ağrısını fiziksel kalp ağrı... olarak mı görüyorsunuz? <laughs> ee, <laughs> ya ama evet somut <laughs> bir şey var ortada. Ama siz bir duyguyu aktardığınız Tabii. zaman bu çok şey. Yani hani bir şey var hani e, yapılan her şey unutulabilirse e, hissettiğiniz şeyler unutulmaz. Yani siz bana iyi bir şey hissettirdiyseniz ben sizi tabii. iyi anlayacağım Kötü bir şey hissettirdiyseniz ben sizi unutmayacak derecede de kötü anlayacağım yani. Tabii bir şey, de böyle öyle, bir şey. Tabii var. tabii. Şöyle hocam az önce çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi her seyirci final cümlesini hatırlar. Çünkü çok tazedir. <laughs> Dışarı çıkıp soralım aklınızda ne kaldı diye. Herkes final cümlesini söyler. Az önce dediniz yani ne olursa olsun bırakamıyoruz. Şimdi reisör olarak da siz de bırakamıyorsunuz. Oyuncular arkadaşınız çok samimi insanlar ama şunu diyemiyorsunuz. Finali siz yapın. <laughs> yani finali de siz yapmak zorundasınız. Çünkü final cümlesiyle gidecek seyirci. Yani %90 seyirci ben çok sorarım. Yani oyun sonrası kalıp sohbet eden biriyim. Oyuncu arkadaşlarım da öyle. E, aklınızda ne kaldı, ne düşündünüz, ne algıladınız diye soruyoruz. Çünkü Hayat kendi deneyimlerinizle çözebilecek bir e, küçük alan değil. O kadar büyük alan ki e, bazen öyle cümleler söylenir ki yani şunu diyebiliyorsunuz. E, lütfen ben mesleği bırakayım, benim yerime siz geçin, ben oraya gideyim. Yani inanın bazen sohbetlerde e, vaktimiz varsa çok küçük bir şey anlatmak Var. isterim. E, biz Ordu'ya gittik 2016 yılında bir oyunla. Bostepe'de bir arkadaş yanımızda yerel kıyafetli. Ee, ...dedi ki hocam boğuluyorlar mı... ...Karadeniz'de biliyorsunuz dalgalar... ...odunları getirir toplarlar falan... <laughs> ...yok dedim baktım hakikaten Karadeniz'de yani... ...anladım sohbet etmek... ...ben de bayılırım sohbet etmeye... <laughs> ee, ...dedim nerelisin işte Dursun Ali... adı İnşaat ustası ilkokul 2'den terk etmiş... ...uzun süre sohbet ettik... İşte kalıp dökermiş ...tam gittiğimizde böyle Mart ayları... ...daha inşaat e, sezonu başlamamış... ...işte çarşambadan bir şeyler getirmiş... ...orada satacak... ...ondan sonra... Dedim ki akşam işte oyuna gel falan. Gelirim dedi. Akıllıymış gelmedi. <laughs> Onu söyleyeyim. Neyse sonra süremiz bitti hemen derken çocuğumlu. şöyle yaptı. Dedi ki e, ben dedim ki hoşça kal işin çok zor dedim. Dedi ki hocam e, benim işim zor değil. Aç kalırsanız 15 günde öğrenirsiniz. Ama insan kalıbını dökme sanatını ben öğrenemem dedi. Bakın Bak, tüylerim <laughs> diken diken. İlkokul 2'den evet. terk. Hiç tiyatro seyretmemiş bir adam <laughs> evet. bir sohbetle 46 yılın tanımını yaptı. Evet. İnanılmaz bir şey yani. <laughs> evet. Bundan bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Siz teşekkür ederiz. Ne güzel bir sohbet Bir de bu zarif hazırlık için <laughs> de çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Evet sayın seyirciler bir, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.